Merhaba, ee, biliyorsunuz geçen hafta aslında olmayan ama efsanevi olarak bizim bu yaptığımız obezite cerrahisi ameliyatlarıyla ilişkilendirilen durumları böyle tek tek e, size anlatacağımı söylemiştim. Ee, geçen hafta neyi konuştuk? Zaten ameliyat olacaksın, istesen de yiyemeyeceksin ve doğal olarak her şekilde kilo vereceksin, her şekilde de zayıf kalacaksın diye bir mit var biliyorsunuz efsanevi olarak. Bu birçok yerde kullanılıyor. Ee, ne yazık ki cerrah arkadaşlarımız tarafından da kullanılıyor. Biraz böyle artık ticari hale gelmiş bir söz olmaya da başladı. Böyle insanlar ameliyat olduklarında mucizevi bir şekilde zaten ne olursa olsun yiyemeyeceklerini ve zaten bunun da getirisi olarak kilo alamayacaklarını düşünüyorlar. Bunu geçen hafta konuştuk. Bu hafta neyi konuşacağız? Bu hafta daha da efsanevi olan bir tanesi var. O da ameliyat olacağım. İş daha mı olmayacak? Açlık hissetmeyeceğim. Bir daha bana açlık yok. Demek ki ne olacak? Zaten istesem yiyemiyorum. Bir yandan da hiç açlık hissetmediğime göre doğal olarak ömür boyu zayıf kalacağım. Anlamına gelen böyle bir efsanemiz daha var. Şimdi bu efsane doğru mu? Tabii ki doğru değil. Ee, başlangıçta zaten bunu söyleyerek başlıyorum. Peki neden size söyleniyor ve neden bu kadar da ısrarlı bir şekilde bunun üzerinde duruluyor? Biraz onu anlatayım. Ee, ben de işte sosyal medyayı takip ediyorum, bazı yerlerde görüyorum. İşte revizyon ameliyatı yapıyor arkadaşlarımız ve diyorlar ki önceden iştah merkezi alınmamış hastaya tekrar kilo aldığı için revizyon yaptık tah merkezini aldık ve işte biz iştah merkezini aldığımıza göre doğal olarak zaten kilo vermek zorunda değil mi? Yani o anlama geliyor konu. Peki yani iştah merkezini kimi kısım cerrah almayı biliyor da başka cerrahlar almayı bilmiyor mu? Veyahut ben hiç böyle bir şeyden bahsetmiyorum size. Ee, ben bahsetmediğime göre iştah merkezi olduğunu ben bilmiyor muyum acaba? Ya da madem bahsedip de alıyorum diye böyle sürekli söylemiyorum. Benim hastalarımın iştah merkezleri kalıyor. Onların hepsi geri mi kilo alıyorlar? Burayı takip ettiğinize göre benim hastalarımdaki başarının çok yüksek olduğunu biliyorsunuz demektir. Şimdi gelelim neden böyle söyleniyor. Bu aslında bilimsel bir gerçek ile başladı. Grelin adında bir hormon var ve bu hormon açlık hissiyatı ile ilişkili bu hissiyatta grelin hormonunun varlığı ve fazlalığıyla artıyor. Peki işte tüp mide ameliyatı yaptığınızda ya da gastrik bypass ameliyatı yaptığınızda midenin üst taraftaki o size hani hep anlatılıyor ya açlık hormonu vardı biz orayı kestik deniyor ya fundus denilen böyle yuvarlak kubbe gibi bir kısmı var. O kısmı alındığında ya da o kısmı bypass ameliyatında bypass edildiğinde yani gıda dokundurulmadığında görülmüş ki grelin hormonu azalıyor. E peki bu hastalarda hem bu hormon açlıkla ilişkiliydi doğrudur. Hem de ameliyat olan kişilerde size eşiniz dostunuz diyordur mutlaka ameliyat oldum iştahım azaldı falan filan diyorlardır. E bir de iştah da azaldı o hormon da azaldı hop demek ki hormon azaldı iştah azaldı o arada Doğal döngüde bir de kilo verme var. Aha işte oradan da kilo verildi. Ya böyle bir bağlantı kuruldu mu kuruldu bilimsel olarak? Ha peki. Bu bağlantı sonrasında böyle dört dörtlük olmadığı çürütüldü. O da çürütüldü ama ticari kullanım için çok güzel de bir kılıf ortaya çıktı. İştah merkezi diye bir şey vardır deniyor iştah merkezini alabilen cerrahlar var, alamayan cerrahlar var. O alabilen cerrahlar alamayanların kötülerini toparlayı veriyorlar sonrasında. Peki bu doğru mu, bu yanlış arkadaşlar? Yani iştah merkeziniz vardı da iştah merkeziniz alındığı için mi ameliyattan hemen sonra iştahınız yok? Hayır, bundan dolayı değil. Sebep şu. Ameliyat oldunuz midenizde yani gıdanın geçmeye çalıştığı yolda inşaat var, çalışma var, orada bir yara var. Ve vücutta çok akıllı bir organizma diyor ki biz buraya fazla dokunmayalım yani buradan çok bir şey geçirmeyelim, çok canın çekmesin sen bir dur bakalım diyor. İştahımız azalıyor. Peki bu olay sadece iştah merkezinin alındığı bir ameliyatta mı oluyor? Yok yani ee işte ülser nedeniyle ameliyat olmuş bir kişiye de sorduğunuzda ameliyattan sonra iştah olmuyor zaten. Yani aslında bu buna has bir durum değil. Ameliyata has bir durum daha çok. Diğer yandan mesela ameliyat oldu bir kişi iştahı var. Ben bu ikisini de görüyorum anlatıyorum kanalda da. Yani ameliyattan sonra iştahınız gidebilir. Bir süreliğine gidebilir. Hiç gitmeyebilir ameliyat olduğunuz iştahınız devam ediyor. Bana her gün gelen birkaç mesajın içeriği bu şekilde hastalarımdan. Ameliyat oldum ama benim iştahım var bir sorun mu var? Ben ne yapıyorum? Ben mi farklıyım? Ben mi garibim? diye soruyor insanlar. Ya hayır ben de diyorum ki sen insansın. Bu gayet insani bir durum. E peki ameliyat oldum iştahım var. Yani o iştah merkezi çıkmadı mı? Ay yok hayır ben ameliyatını tüm ameliyatları sonuna kadar kaydediyorum. Tüm ameliyatlarda çıkan parçaları kaydediyorum. Ve benim iştahım var diyenle, benim iştahım yok diyen kişinin ameliyatı arasında hiçbir fark olmayabilir. E peki diyeceksiniz ki ne oldu iştah hormonuna? Yani grenin bulunmuştu, Allah artık bitmişti bu yeme içme olayları. İştahı baştan kesiyorduk, bitiriyorduk her şeyi. Tüp midede iştah merkezi alıyorduk, mucize oluyorduk falan. Yok bunlar arkadaşlar. Yani e, işler o kadar insan vücudunda bu kadar basit ve bu kadar böyle direkt olarak işlemiyor hiçbir şey. O grelin denen hormon 30 küsür yerden daha salınıyor. Ve şu an bilmiyoruz ama belki de açtığımız üzerinde etkilerden sadece bir tanesi o. Peki kimisinde iştah kesilirken kimisinde neden kesilmiyor? İnanın bunda bilmiyoruz. Biz şunu biliyoruz ameliyat başarılı bir şekilde güzelce problem miktarını en azda tutmaya çalışarak yapılan ve size kilo verdiren bir yöntem. Onun ötesinde ameliyatı böyle efsanevi, mükemmel özellikler atfediyor olmanız ve bunlara daha kötüsü böyle kalpten inanıyor olmanız tek bir işe yarıyor. Daha kısa sürede daha başarısız oluyorsunuz. Yani Ameliyat oldunuz, e zaten yiyemeyecektik kardeşim. Yani hep öyle diyor millet görüşüne sıkıca bağlı kalırsanız yiyebildiğinizde beyniniz diyor ki olmadı. Recep, bak bu iş böyle olmuyor, herkes de oluyordu ama sen böyle değilsin. Hadi sen olmadı, madem devam et gitsin diyor. Diğer yandan ameliyat oldunuz kuzen dedik ya benim iştahım yok. Bana da diyor sürekli hastalarım. İşte diyorlar ki sen ameliyat etmişsin, çok güzel ameliyat yapmışsın. İşte bizim e, emmi oğluna ameliyat ettin, iştahım yok diyor. Ben de diyorum ki emmi oğluna bu soruyu bir de 3 sene sonra soralım. 3 sene sonra öyle olmuyor ama. E peki diyeceksiniz ki ya sen yaptığın ameliyatla ilgili iştah gitmez diye konuşup duruyorsun. Millet de diyor ki iştah merkezini almamışlar, gelin biz alalım daha güzel oluyor. Peki bunların sonuçlarını hiç karşılaştırdınız mı? bunu bilmiyorsunuz. Ama ben biliyorum. Yani o işten merkezi alındığı iddia edilen hastalarda tekrar kilo alma olasılıkları daha bile yüksek. Neden? Ameliyat kötü mü yapılıyor? Yok. Bunu iddia ettiğini söyleyen bir cerrah ameliyatınızı iyi yapabilir. Ameliyat teknik bir konu. Teknik bir beceriye bakar. Çok da iyi yapabilir. Ama ne yöne bakacağınızı bilmediğiniz takdirde siz sırtınızı bu oynayan yerlere dayadığınız takdirde bir anda bakarsınız ki yerdesiniz. Çünkü niye? Yiyemeyeceğinizi düşünüyorsunuz ama yediniz. Ne olacak? Aha bitti her şey. Veya iştahınızın olmayacağını düşünüyorsunuz ama bir baktınız ki iştah var. Aman Allah'ım bende olmadı. Ne yapacağız? Başkasında oluyordu bende olmadı. O zaman beyin size diyor ki e hadi olmadı senden olmazdı zaten senden bir numarada olmaz. E sen ye gitsin boş ver ya falan diyor. İşte tekrar kilo alan insanlar, kötü ameliyat geçirmiş insanlar evet bir kısmı ama çoğunluğu da kötü bir şekilde format atılmış insanlar. E peki bu format neden kötü atılıyor? Yani hani bilmiyor da mı kötü atıyor cerrah? O beyninizi bilmediği için mi kurgulamıyor? Ya Burası biraz karmaşık. Ya burası biraz ticari, belki biraz bilgi, belki biraz ticari. Daha fazla gözlemlememek ama ne yazık ki bu çok yapılıyor. Çünkü insanoğlu olarak kolayı seçme eğilimindeyiz. Ben hep söylüyorum yani ben buraya gelip karşıma oturan kişilerde ilk önce o kolaya kaçmaları çözmeye gayret ediyorum. Neden? Ya çünkü ben size doğru format Yapamazsam beyninize ameliyatı ne kadar mükemmel yaparsam yapayım. Ameliyat zaten bakın güzel yapıldığı zaman birkaç sene her şekilde iş görüyor. Ama bir kişi 10 sene sonra da zayıfsa o beynindeki formata bakar. O yüzden lütfen bu tavsiyelere kanmayın. Yani iştah merkezi vardı da iki kişi biliyor, üçüncü kişi bilmiyor, biz bilmiyoruz falan öyle bir şey yok. Orayı zaten çok güzel bir şekilde alıyoruz. Yani ameliyat teknikleri gelişti. Birçok insan da güzel yapmaya başladı ameliyatları. İşler burada değil. İşler sizin ameliyattan sonra nasıl takip edildiğinizde, size ameliyatla beraber yürü, yürüyeceğiniz yolun haritası çizilip çizilmediğinde. E yoksa işte bu kanalın altında gelen yorumlara bakın. Hiç kimse doktoruna ulaşamıyor. Doktoruna ulaşabilenler tatsız bir durum olursa ikinci de ulaşamıyorlar. Eğer ben süperim derse ulaşıyorlar doktorlarına. Doktoruna zaten direkt olarak ulaşabilen pek kişi, pek kişi olmuyor. Yani e, klinikteki hani adı üzerinde klinikteki o bu şu sorumlu kişiler var. Onlara ulaşıyorlar. Onlar böyle bir iki saçma cevap insanlar dağılıyorlar. YouTube kanalımda altına soru sormaya başlıyorlar. Ya bakın böyle mucizevi, efsanevi, mükemmel şeyler yok. Olsaydı emin olun yapıyor olurdum ve bunu size anlatırdım. Ben sadece burada gerçekleri anlatıyorum. Lütfen umutlarınızı saçmalıklara bağlamayın. Gerçekleri bilip üzerine gittiğinizde başarılı olma olasınız çok ama çok daha yüksek olacak. Biz bu seriye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.